Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ilk önce bir Photoshop'a giriş, sonra PSD çizimi, HTML'e giriş, HTML kodları, CSS'e giriş, PSD to CSS, hover komutu, CyberWarrior özel, CyberWarrior özel 2 ve 3 olarak 10 tane dersimiz olacak. Bu dersimizde ilk önce bir Photoshop'a girişi göstereceğim. Size bu menüdeki araçların ne işe yaradıklarını göstereceğim. Ondan sonrasında PSD çizeceğiz. Böyle bir tane web PSD çizeceğiz. Sonrasında HTML ile giriş yaparak HTML'i tanıyacağız. Kodları öğreneceğiz. Sonrasında CSS'e giriş yapacağız. Ve PSD CSS'e ilk adımımızı atacağız. Orada basit bir web PSD dosyasını CSS olarak kodlayacağız. Ondan sonrasında CSS'de hover komutunu göreceğiz. Bu hover komutunu gördükten sonra 3 tane CyberWarrior için hazırladığım videoyu sizlerle paylaşacağım. Bunların ismini şimdi vereceğim, azıcık meraklanın. Şimdi ilk önce size şu araçtan bahsedeyim. Movtool bunun adı. Bununla mesela yazı, resim gibi yazdıklarınızı bir noktadan bir noktaya taşıyabilirsiniz. Hemen göstereyim size. Böyle yani. Mesela atıyorum tonlarca layer var böyle. Çok karışıksa bulamıyorsanız CTRL'ye asılı tutarak bir saniye. CTRL'ye basılı tutarak nesnenin üstüne tıkladığınızda hepsi yani nesneyi seçmiş olursunuz. Öyle taşıyabilirsiniz. Bu kesmek için kullanılıyor. İsmi hemen bir bakalım. Marco Tool. Bu kesmek için kullanılıyor. Mesela hemencecik bir tane örnek vereyim size. Mesela bir şeyler yaptık. Bunu buradan alırız. Kestik mesela. Buraya taşıdık. Sonra tekrardan buraya doldurduk falan. Anladınız zaten mantığının ne yapıldığını. Ondan sonrasında bu da gene kesmek için açılı kullanılmakta. Bu sefer siz seçiyorsunuz. Gördüğünüz üzere bölgeleri seçtik, kestik falan. Ondan sonra bu da gene crop tool. Belirli bir noktayı seçerek crop yani kesebilirsiniz. Sonra bu web sitesi yapıyorsanız mesela sayfayı böyle bu şekilde ayırabilirsiniz. Sonrasında bunu file kısmından save for web devices'tan kaydedebilirsiniz. Ondan sonrasında arkadaşlar mesela şu var. Yazıyı silmekte mesela bayağı yazı değil. Birkaç farklı şeyler de olabilir. Mesela hemen bir örnek göstereyim. Gördüğünüz üzere şu anda üzerinde yazı bulunan bir tasarımdayız. Gördüğünüz üzere bununla yazıyı sildim ve arka plan gene aynı kaldı. Her fotoğrafta işe yaramaktadır. Ondan sonra bu brush, boya fırçası. Mesela farklı farklı brushlar bulunmakta. Güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ondan sonrasında mesela bu clone stamp tool. Hemen bir örnek gösterelim. Ne işe yaradığını ben de daha yeni anlayacağım. Pek kullanmadım da bu aracı onun için. Bir hata veriyor. Vallahi ne olduğunu anlayamadım. Anladım. Şimdi mesela atıyorum ki arkadaşlar sizin böyle bir bölgeniz var. Güzel bir pattern seçtiniz. Onunla mesela şuradan pattern penceresinden seçim yapabilirsiniz. Mesela burayı böyle bu pattern'ı doldurmak istiyorum derseniz bu araçla doldurma yapabilirsiniz. Ondan sonrasında arkadaşlar mesela başka neyimiz varmış? Bu boyayı yani kaldırıyor nasıl diyeyim? Brush'a önceki boyadınız mesela şimdi şu brush'la şöyle bir boya attık. Şimdi tekrar böyle attık. Yani bir önceki
PSD'de olanı zaten hangi renk varsa o broşu, tüphanede sakladığı broşu tekrar size kullandırtırıyor. Yani mesela bir önceki PSD'de siz mavi rengi kullandınız, HSD açtığınızda bu araçta o şey mavi rengi tekrardan kullanabilirsiniz. Tabii bu her PSD açtığınızda kaybolur. Ondan sonrasında bu silgi biliyorsunuz. Bu renk durdurma aracımız kuva deniliyor. Ondan sonrasında bunlar işte beyazlatma eskitme araçları. Bunlar pentool falan yapımında kullanılıyor. Yazı aracımız. Ondan sonrasında işte kare dikdörtgen falan oluşturma. Renk seçim aracı, büteç gibi araçlar mevcut. Burada da renkleri değiştirebilirsiniz. Bu videomda şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Diğer videoda PSD çizimine geçeceğiz. O PSD çizimi web PSD çizimi olacak. Ondan sonra hep beraber PSD Türk CSS öğreneceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ilk önce bir Photoshop'a giriş, sonra PSD çizimi, HTML'e giriş, HTML kodları, CSS'e giriş, PSD Tools CSS, Hover komutu, CyberWarrior özel, CyberWarrior özel 2 ve 3 olarak 10 tane dersimiz olacak. Bu dersimizde ilk önce bir Photoshop'a girişi göstereceğim. Size bu menüdeki araçların ne işe yaradıklarını göstereceğim. Ondan sonrasında PSD çizeceğiz. Böyle bir tane web PSD çizeceğiz. Sonrasında HTML ile giriş yaparak HTML'i tanıyacağız. Kodları öğreneceğiz. Sonrasında CSS'e giriş yapacağız. Ve PSD CSS'e ilk adımımızı atacağız. Orada basit bir web PSD dosyasını CSS olarak kodlayacağız. Ondan sonrasında CSS'de hover komutunu göreceğiz. Bu hover komutunu gördükten sonra 3 tane CyberWarrior için hazırladığım videoyu sizlerle paylaşacağım. Bunların ismini şimdi vereceğim. Azıcık meraklanın. Şimdi ilk önce size şu araçtan bahsedeyim. Motul bunun adı.